aracımız yaklaşık olarak 90 km hıza ulaşıyor. Daha fazla hız da yapabilir ama süspansiyonları dağ ve çamurlu alanlara duyarlı olduğu için fazla süratı tavsiye etmiyorum. Ayrıca aracımızda LFG düğmesi olarak düğmeyi buraya aldık ve hararet göstergesi olarak termostat göstergesi koyduk aracımıza şuraya. Ayrıca Broadway peteğinden bir tane buraya sıcak su dolaşımıyla ve altına fan yerleştirerek, fan üfürdüğünde kışın sıcak bir ortamda yani aracımızı kullanabiliyoruz. Ve ayrıyeten aracımıza ekstradan 4x4 özelliği vardır. Şu gösterdiğimiz kollardan aracımız arazi şartlarında hiçbir şekilde zorlanmadan kullanılıyor. Ve ayrıyeten burada direksiyon ayarlanabilir şekilde yaptık. İçleri deri döşeme yaptık aracımızı. Çamurda falan sıkıntı olmasın diye. Ve şu görüntüyü de uçak kompiti olmak üzere hani çalıştırma olsun, farlar olsun. Üst bölümde daha rahat kullanımı olduğu için buraya aldık. Aracımız ilk etaplarda sadece benzin ile çalışıyordu. Şu anda hani yakıt fazla olduğu için biz LPG sistemine çevirdik. LPG'nin olması aracımız bakımından yakıt olarak bayağı tasarruflu olarak kullanılıyor. Ve ayrıyeten LED far taktık aracımıza. LED farlardan dolayı da şık bir görüntü verdi aracımıza. Ben Murat Baydüz, 84 doğumluyum. Yaklaşık 22 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ufaklıktan belli gelen merakımla bu tür araçları seviyorum. Yenilik, yeni icatları her zaman severim. Boşta kaldığım zamanlarımı yeni icatlar yaparak değerlendiriyorum. Benim bu hikayem de çocukluktan beri başlıyor. Onun için bu tür araçlara her zaman merakım olmuştur. Şimdi bu aracın hikayesi Samsun Bafra'da yine ismi Murat, o arkadaşın ismi de Murat. Bunlar iki arkadaş olarak uğraşıyorlar. Yaklaşık kaba taslak kabasını çıkarıyorlar. Ben de ilanda gördüm aracı, hoşuma gitti. Tekrardan getirip restore ederek kendi kullanımım için bu hale getirdim aracı. Aracı getirdikten sonra burada otoelektrikçi arkadaşlarla, tamirci arkadaşlarla ve kendim demir doğrama ustası olarak hoşuma gitmeyen yerlerini tekrardan restore ettim. Çalışmayan aksamlarını yaptım. Vitesinde sıkıntı vardı, vitesleri yaptım. Aracım 1.6 Tofaş motorundan oluşuyor. Hidrolik direksiyon, 4 çeker. Yani aracım arazide her türlü şartlar altında hareket halinde oluyor. Aracımızın yapımı tamamen yerli üretimdir. İlk yapım aşaması yaklaşık 1 yıl sürüyor. 1 yıldan sonra biz getirdik, dükkanda yaklaşık 1 ay kadar biz uğraştık. Aracın genel bakımı, yani motoru 1.6 Şahin motoru, ondan sonra karbüratör olarak Tempra karbüratörü üzerinde hidroliğe çevirdik. Hidrolik direksiyonu tamamen Doblo parçalarından ürettik, onlardan yaptık. Aracımızın altında iki tane diferansiyel, Tofaş diferansiyeli vardır. Ve ayrıca ayrıcı şanzıman olarak eski askeri yapımı Tuzla Jeep şanzımanından olmak üzere aracımız 4 çeker. Aracımız her şartlar altında, yani kesinlikle sıkıntı yapmadan ilerleyebiliyor. Ve aracımızın ayrıyeten kışlık olarak üzerine brandalar halinde kapatma yaptık. Kapandığında kışında kaloriferli olarak kullanabiliyoruz aracımızı. Malatya'da aynı eşi benzeri yok. Bizim ayrıyeten bir tane daha aracımız var. Bunun haricinde onun yapımı da çok daha farklı. Onu da Skoda motoru olmak üzere yapılmıştır. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu da paylaşırız sizlerle. Satımını düşünüyorum. Şu anda bunun değerini yaklaşık olarak ben 100 bin civarı düşünüyorum. Hani el emeğine kalırsa 100 bin bu araç için hiçbir şey. Çünkü üzerinde bayağı bir el emeği var yani. Aracımız aynı zamanda her türlü arazi şartlarında hiçbir şekilde zorlanmadan yağmurda, çamurda, arazide her şekilde yol kat edebilir.